Orta nokta devam ediyor değerli izleyenler. tümer ve Erbil Baric ile TV bu Spor Stüdyosu'ndayız. İlk bölümde Sivas Spor-Fenerbahçe mücadelesini konuştuk. Günün bir diğer önemli karşılaşmasında yeni Malatya sporla Beşiktaş 1-1 beraber kaldı. Siyah beyazlar da tıpkı bugün Fenerbahçe'nin yaptığı gibi öne geçti ama üstünlüğünü koruyamadı Malatya deplasmanında. Ee, ve bu karşılaşmayı konuşmaya başlayalım. Nereden başlamak istersiniz? Bahçıay'da. Batçuay'dan. Buyur. <laughs> Batçuay'dan başlayalım. Bundan 3-4 hafta önce şöyle bir şey söyledim. Dedim ki Batçuay sezon başından beri o gün attığı golleri, 3-4 hafta önce attığı golleri bu sıklıkta atmaya atmaya devam etseydi ligdeki puan durumu da Beşiktaş'ın işte bu seneki akıbeti de çok farklı yerlerde olurdu diye. Bugün bir kez daha gördük ki sadece Batçuay üzerinden de değil, forvet hattında Geçen seneki performansından çok uzak oyuncular. Gezzal, bugün sahanın en kötüsü. Larin zaten oynamamış. Bahçuhay'ı bir var bir yok. Ee, ya güven aralığı olarak söylüyorum. Al bakar girerse atar diyordun ona. O pozisyona yani. Güven aralığı olarak söylüyorum. Yoksa öteki bölgelerde kısmi dokunuşları fayda sağladı Önder Hoca'nın. Daha değerli toplu bir görüntü. Evet defansif zaafı hala devam ediyor. İşte Necip'i oraya kotardı bugün Wellington'un yokluğunda. O da 2-3 hafta çok iyi oynayıp bugün penaltıya sebebiyet vermiş olması. Tam bir Necip özeti aslında. Tamam. Yani yıllardır neden bir sezon boyunca en az 30 maç oynamamasını sebebinin sebebini bugün bir kere daha gösterdi Necip. E çünkü çok sık tekrarlarım ben. Kontrolsüz güç güç değildir. Erkut. Yani o bölgenin oyuncusu hem güçlü olup hem de çok kontrollü olmak zorunda. Ve bizim stoperlerimiz, stoper pozisyonu için oynayanlar hep topu kazanma derdindeler. Hayır, her stoper her topu kazanacak diye bir dert yok yani. Bazen sadece arkasında durman müdahale etmiş anlamına gelir. Eğer Santrafor'un, hucum oyuncusunun geriye oynatmışsan, sadece arkasında durarak bunu yapıyorsan, hiç temassız, o bile işini yaptığın anlamına gelir. Bizde hep kazanma, onu da kırarak dökerek, vurarak kırarak, vur kır parçala gibi kazanma isteği var. O da zaman zaman başına bu işler açıyor. Hep işte bu 5'e 2'den oluyor bu Tümel abi. Orada kazanmak istediği için sürekli <laughs> orada alışkanlık oluyor sonra 5'e <laughs> 2'de kazanmak zorundasın yoksa ortadan çıkamazsın <laughs> yani. E, bunun yanı sıra da dalgalanan oyuncu performanslarına şahit oluyoruz Beşiktaş'ta. İşte bir var bir yok. E, bir hafta iyi bir hafta kötü. Acaba bu hafta istikrarı sağlayıp aynı yerden devam eder mi diye hocaların en zorlandığı yerler. Yani kafanda bir oyun planı, bir kurgu, bir takım oluşturuyorsun. Bireysel performanslar zaman zaman buna bunun sekteye uğramasına sebebiyet veriyor. E Birçok oyuncu var. Bu, bu 4-5 hafta Can Bozdağ'ını konuşuyorduk 4-5 hafta önce. Acaba mı? 2-3 hafta Emirhan'ı konuştuk. Bugün girdi yine pozisyonların içinde var. Ee, zaman zaman sezon başında sallandı, toparladı mı kayıtların? Şimdi mukavelesi var, o yüzden oynamıyor gibi şeyler, tasarrufta bulunulmuyor diye ifadeler duyuyoruz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış? E, Güven Yalçın'a bir maç güveniyorsun, giriyor çok iyi iş yapıyor. İkinci maç yine yapar mı diyorsun, atıyorsun içeri sağda yok. Bu tip dalgalanmalar hocaların en çok etkilendiği yerler Önder Hoca da şimdi mesela maçı izledik. Maçı izlerken ya Önder Hoca şurada da yanlış yaptı diyebileceğimiz bir şey yok yani. Mevcudun içinden oyuncu değişiklikleri üzerinden belki hani konuşabiliriz. Şu açıdan <laughs> söylüyorum. Biraz en azından. Tekshire'yi zaten alacaktı oyunda. Evet. Golü atmış olmasına rağmen çıkardı evet. mesela. Hatta belki de o e, gol anından önce kenarda bir değişiklik hazırlığı vardı bu vardı, arada. Vardı vardı. Yani, Sonra değiştirdi hoca belli bir şeyler konuşuldu. Ya, ya tek e at. Bak, şu, şunu söylüyorsan söyleyebilir biri. Ben de haksız da değil. Burada da haksızsın diyemem. Şimdi kötü oynuyordu Alex. Tekşehir'e. Ama Batu getirdi. Pozisyonda var. golü yapmış. Hı hı. Belki bir oyuncu morali düzelir mi? Sağ içi duruşu değişir mi diye bir 10 dakika daha tutabilirsin. tutabilirsin. Emirhancım dur diyebilirdi. Ama karar vermişti. Ve değiştirdi. E Joseph'inki sakatlıktan sebep. atiba mecburen. mecburen. Kenan'a zaten bir şey söylemiyorum. <laughs> Kenan'ı Erman'a bıraktım. Beşiktaş'ın kastım şu. A a Beşiktaş, a bıraktım. Beşiktaş önde. Alex çıktı. Kenan çıktı, Güven girdi, Emirhan girdi. Evet. Ee, şimdi Emirhan istiyoruz ki iyi olsun oyuncu. Ama acaba bu maçta ihtiyacı var mıydı Beşiktaş'ın mesela? Yani orada biraz daha dinamik Can Bozdoğan gibi bir oyuncu olabilir. Ya da bilgi paylaşacağım şimdi. Önder Hoca iki haftadır antrenmanda değişik bölümlerde farklı formasyonlar deniyor. Hatta üçlü savunma üzerinde de bayağı bir kafa yoruyor. Mesela golden sonra dönebilir. Hani bu delenmiş olduğu için söylüyorum. Yani Emirhan değil bir stoper girer ki yedek kulübesinde de iyi stoperler var. Orada belki farklı bir noktaya gelebilir. Çünkü şu ki kenarda değildi bugün ama yardımcıları diyelim. Tete'yi, Adem Büyü'yü böyle de bir forvet takviyesi yapmışken böyle de bir önlem de olabilir. Hı. Neydi acaba diye de sorayım. Yani işte o zaman Montero'ya başvuracaksınız. Evet. O zaman dönüp Serdar'a başvuracaksınız. Üçlü oynayıp e, beraberindeki riskleri de kalan dakikalar için almanız gerekir. Şimdi üçlüye dönse maç yine bir bir bitse bu sefer de şu skoru koruma sevdasıyla üçlüye döndü de, denilecek. E, Emirhan tercihini Alex'in gol atmış olmasına rağmen maçta çok rahat okundu o fotoğraf. Çağırmıştı zaten oyuncuyu kenardayken. Alex Tekşehir'e golü yaptı. Bir daha oradan geri çağırmadı. Ha, şunu anlarım. 10 dakika verebilirdi bir Alex Tekşehir'e de. Zaman zaman kötü oynarsın ama bir gol ondan sonraki dakikaları değiştirebilir. Aynen, aynen. Oyuncu bir akışkanlık bulur kendine. Belki bir 10 dakika daha verebilirdi. E, bu akşam okuduğumuz yerden Beşiktaş Malatya Beşiktaş maçında benzer iş oldu. TT Adem oyuna girdikten sonra da oradaki çift forvet attı. Oyunu biraz oraya yaslamalarına, uzun toplarla orada topu tutmalarına sebebiyet verdi. Oraya çözüm üretemedi Beşiktaş. Bir şekilde geldiler yani ama uzun top ama kenardan bir şekilde oraya geldiler. Necip'in de sakarlığı yine. Evet. Hı hı. Hocam Beşiktaş'ta bu sezon genel hı hı. anlamda en çok eleştirilen nokta forvet oyuncularının girdiği pozisyonları değerlendirememesi. Hı hı. Yani ikinizde skor üreten onlar sadece vardır. forvet de değil, değil ya neredeyse girilen pozisyonların yarısından çoğu zayi oluyor mesela bir pozisyon var maç 1-1 bir bir. çok güzel bir orta ee, Rıdvan'dan Pjanić'in kafa vuruşu yani Pjanić kalitesindeki bir oyuncunun artık onu köşeye doğru göndermiş olması lazım en son 2019'da atmış en son 2019'da atmış bizim Murat'a şey söylemiştim Frank Lampard'da Steven Gerrard Pjanić gibi oynuyorlardı Senede 15 tane atıyorlardı. Senede 15. Box to box değil mi? O iki ceza sahası arasında gidip gelen. 2019'da atmış en son golü. Aynen. Yani. Ki yani mesela Modric de çok atmıyor baktığımız. Hep aynı örneği veriyorum belki Tümen abi tekrar düşüyorum ama hani de beklenen görüntü değil ama yanındaki Toni Kroos en az 7-8 golle kapatıyor mesela sezonu. Ee, hocam burada formsuzluk mu bu? Forvet evet. oyuncularının ki Tümer abinin de deyimiyle aslında pozisyona giren hemen hemen her oyuncu. Bahçuhay fikrini evet. merak ediyorum hocam. İşte biraz Mesela, oraya getireceğim. Direkt isim olarak değil de forvet üzerinden sonra. Ya şimdi geçen sene biraz geri döneyim. Geçen seneye baktığımız zaman gerçekten Beşiktaş takımı o performansından çok uzak. Şimdi Tümer'in dediği ben de katılıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle en büyük sebeplerden biri bireysel formsuzluğu. Şimdi geçen sene baktığımız zaman 5 tane oyuncu sayabilirim. ...Larin Gezal... E, ...Abu Bakar... ...ya da o olmadığı zaman şey Enkudu... sahada hmm. bazen Larin içeride oynuyordu... ...ya da işte Gezal'ın... Atiba, ...Atiba ve Joseph. ...bak... E, ...bu sene transfer yapıldığında... ...dediler ki işte hatta Sergen Hoca'nın... ...döneminde de dedi... E, ...o zaman çok iyi hatırlıyorum... ...geçen sene bazı sıkıntılarımız vardı... ...bu sene... ...her şey doğruya gidiyor işte bir iki transferle... Biz bu sene Beşiktaş'ı yine biraz daha fazla işte daha iyi oynayıp işte yine şampiyonla en büyük aday olacağız falan. Tamam güzel hepimiz de beklediğimiz gibi ama maalesef olmadı. Ben de şunu merak ediyordum. Şimdi Pjanic geldi mesela. Gerçekten... hocam bölüyorum seni yardımcı olsun diye söylüyorum. Yüzde yüzde oynayan 5-6 oyuncu kariyer sezonunu geçiren. Şimdi planı bunlar önümüzdeki senede böyle oynayacak diye yapıyorsun. Yani. Hı -hı. ama oynamıyor <laughs> İşte tam o, o noktaya geleceğim şimdi piyano geliyor mesela e, bana göre geçen senede Joseph'in ve atiba mükemmel bir futbol oynamaz Doğru. yani baktığınız zaman joseph Hı. ve e, atiba Aslında defansif oyuncu gibi herkes düşünüyor Aslında normalde öyleydi. Yani defansif orta Ama nasıl oynuyorlardı? Bu üçlü ile beraber çok yakın oynadılar. Beşiktaş inanılmaz pozisyona giriyordu sürekli. Bir de bunu eklediğinizde Rozier sağ tarafta zaman zaman Rıdvan sol tarafta 6-7 kişiyle Beşiktaş inanılmaz pozisyona giriyordu. Ama onların bireysel yetenekleri yani ön plana çıkıyordu. Ya işte bakıyorsunuz birebir çok güçlü. Gezal güçlü, işte e, Larin güçlü anladınız mı? Yani bu iki oyuncu şimdi Pjanic geldikten sonra ben de merak ediyorum acaba sakat mı? Acaba işte çok fazla e, formsuz mu? Atiba için söylüyorum ya da yaşlı olduğu için neden hemen kesildi? Aslında geldikten sonra tekrar o aynı kadro ile devam edip için yavaş yavaş belki 15 önemli değil. yeni transfer Aleksi geldi de aynı hatayı yaptı aslında. Yani Şan yeni şey transfer var. gelmiş olabilir. Sergen Hoca dönemi değil mi? Evet. Doğru. Ha, ama hemen oyundan sokması o şey biraz orta sahada bozuldu gibi. Çünkü Pjanić'i şimdi baktığımız zaman, ben milli takımda tanıyorum, bizimle beraber. Son iki sene, üç sene ciddi bir düşüş yaşayan bir oyuncu. Tümer'in dediği gibi. Şimdi Barcelona'ya gittikten sonra da ben pek çok mutlu değildim. Şimdi Barcelona'ya gittiğiniz zaman ya da Real Madrid'e en iyi olmanız gerekiyor. Yani öyle yandan vereyim, buradan vereyim, bilmem ne. O Barcelona'ya tatmin etmez. Dura, yani. Duramazsın yani. Mümkün değil duramazsın. Orada en iyisi. Orada maç kazandır, kazandıracaksın. İşte Xavi ve Iniesta'nın döneminde. Şimdi Pjanic de onu bekliyorlar. Pjanic son dönemde gerçekten düşüş yaşıyor. Fenerbahçe'de şey pardon Beşiktaş'ta iyi geldi. İlk iki hafta böyle biraz kıpırdadı gibi. Ama sonradan bir fazla bir katkı sağlamıyor. Yani alıyor topu gerisinden stoperlerden işte yandan veriyor. Arada bir uzun atıyor. İşte öyle bir ki Mesela bu, bugün hocam Rıdvan'a çok güzel bir pas attı aslında. Aslında Sol bugün geçen hafta da, bugün hafta biraz kıpırdama gibi oldu. Ama ben geçen seneye göre geçen seneye göre Atiba'nın büyük bir e, payı vardı. Yani Joseph'le evet. oynadığı zaman da büyük bir payı vardı. Ee, neden o zaman kesildiğinde birden böyle işte yeni bir kad... bir de tabii bireysel olarak şimdi bir de Rozier'e e, söylemek lazım. Gerçekten belki de en istikrarlı oyunculardan biri. O da da biraz düşüş yaşıyor. Özellikle mesela bu son iki haftada baktığımız zaman Arıdvan daha çok ön plana evet. çıktı sol tarafta. Rozier belki taktik anlamda biraz hoca karşındaki oynayan oyuncu. Yani o ikili ikili de bozuldu. Olabilir. Orada. Olabilir. Onu kapatmak için biraz fazla öne çıkmadı. Ama Beşiktaş'ta dediğim gibi bu sene en büyük sebeplerden biri biraz kötü gitmesi de e, bireysel e, fonksuzluğu. Bence, Bence en büyük bilmiyorum. sebep şu geçen seneden en farklı olan şey Beşiktaş'ın topu geri kazanma süresi bu sene Kesinlikle. çok uzadı. Geçen sene çok çabuk kazanılıyordu. Nasıl gezik geri kazanırsın? Bir kaybettiğin yerde hemen baskı uygulayacaksın. Yapıyordu. Bu baskıyı da bütün halinde yapman gerekir. Geçen sene Hucum, hucum hucum kaybettiğin yerde orada Atiba orada i̇şte, aynı. arkadan gelen yani işte bunu yapamazsın. Wellington, vida daraltmışken basıp alıyordun bir, daha atak devamlı bir de atak devamed orta Şimdi ortaya varlar geliyor Beşiktaş'a karşı Kesinlikle. burada alıp dönen geliyor alıp Tabii. dönen geliyor bu sefer açılıyor bu sefer öndeki oyuncunun hucum oyuncusunun performansından çalıyorsun o da geri koşmak zorunda mesafe kat etmek zorunda geçen seneki en büyük fark bu ki topu geri kazanma süresi. Bilmiyorum rakamları. Bir araştırma yapıp söylemiyorum ama izlediğim kadarıyla geçen seneden en belirgin fark bu olduğunu Top düşünüyorum. Top oynama oranda düştü bu arada. Yani Batshuayi konusunda da ben aslında iyi bir kalite bir var. Hani hareketli bir oyuncu sağdan gidiyor soldan topu bazen zaman zaman da topu alamıyor. Hani çok fazla topla buluşuyor, buluşmuyor ama buluştu toplar da maalesef gola çeviremiyor. Yani şu anda o bölgede yani formsuzun mu diyelim yani o, o fiziksel kadar fiziksel olarak fazla... bir sıkıntısı görmüyor yok, mesela hocam. Yok fiziksel olarak ben de görmüyorum ama <laughs> dediğim gibi bu yanındaki oyuncularda bir düşüş olduktan sonra yani gerçekten kenarda Gezel'in işte Larin'in çok 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 düştüler yani oyundan çok düştüler. Yani o da dediğim gibi buluştu toplarda bunu gole çevirmeyince tabii kötü gözüküyor şu an. Bence Önder Hoca şunu yapmış olabilir mi Tümen abi şöyle pas Kayseri maçındaki değişiklikleri övdük. Batshuayi'nin yanına güven girince orada bir güzel bir empati oldu ama güven istikrar devam ettiremedi. Bugün de güvenin formsuzluğundan dolayı bence Alex Teixeira ki zaman zaman baya e, bayağı karşılaşma kadar da kariyerinde santrafor oynamışlığı da var. Tamamlayıcı e, santrafor olarak acaba düşünmüş olabilir mi Alex Teixeira ki Batshuayi getirdi o gol attı. E, burada belli ki Batshuayi yanına birini istiyor. O forvet hattında ve ona yakın oynayacak biri. E, biri oynarsa Bachuay'nin dağıtıcılığından Aynen. çok fayda sağlayıp iş yapabilir. Ama tercih hocanın. Şimdi harmoni kelimesini çok önemserim ben takımlarda. Herkes ayrı telden çalmayacak. Bir bir bütünlük olacak. Birinin bir eksiği ötekinde fazla olacak. O tamamlayacak falan. Şimdi Piyaniç'le Alexli başladığın dakika 11'de çok yumuşak kalıyorsun. Topu geri kazanma süresi, rakibe sertlik açısından. Ee, ama önde de Baçua ile de yumuşaklığa ihtiyacım var. Bugün devre arası. Maçın ilk yarı düdüğü çaldı. Çıktım, hazırlanıyorum. Maçın ikinci yarısını izleyip buraya geleceğim. Hazırlanırken ya bu dedim kesin akşam bu konuşuruz biz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söylemek lazım bu açığa ile ilgili. Ve şöyle bir şey tasarladım kafamda. Bugün gidelim Sadık'la Semih'e soralım. Malatya Spor'un iki stoperine. Sevgili Sadık, sevgili Semih. Abu Bakar'la mı oynamak, karşılıklı oynamak istersiniz? Batshuayi ile mi? Tamam. Ya da Abu Bakar mı iyi futbolcu? Batshuayi mı iyi futbolcu? tartışmasız ikisi de Abu Bakar iyi futbolcu diyecektir. Peki hangisine karşı oynamak istersiniz? Abu Bakar çok iyi futbolcu. Ya hangisine karşı oynamak istemezsiniz? Muhtemelen Bakşua diyeceklerdir. Yattıkları yeri beğeniyor olmuşlardır bu akşam bak. Çok yorgunluktan gebermiş vaziyetteler ikisi de. Yıpratıyor mu? Evet. Bir takım için son derece faydalı mı? Evet. Oralarda inanılmaz fiziki kalite koyuyor mu? Evet. Ama bitiricilik konusunda yok. gerçekten çok koordinasyon eksiği olduğunu düşünüyorum. Tabii Abu Bakar tabi biraz da hani, e, sıra dışı bir santrafor. Hocam geçen sezon takip edemediğinizi evet. biliyorum tabii, ama tabii, yani. Fenerbahçe derbisi Kadıköy'de Lemos karşısında bir fenomen Ronaldo çalımı tavana astı. Hatay deplasyon Döndü, vurdu uzak köşeye gönderdi. Bugün Atiba bir pas attı. 0-0'da sıfır maç derbide. Evet. Atiba bir pas attı. Çok güzel döndü Batçuay. Tam golcü dönüşü ama vuruş Yapacaksın. ne? Yapacaksın. Ya, bu, bu, bakardım. Aa, yakaladın mı? Piyaniçi Atiba'yı yakaladın mı Batçuay'ın vuruşundan sonra? Onu da Biz almıştım. <laughs> Bak ya bunu da yap artık der gibi evet. vücut diliydi. Evet. Yani. Evet. Artık bunu yap da bir bitsin fişi çekelim bir rahatlayalım der gibi. Yoksa takıma olan katkısından Önder Hoca çok memnun olabilir. Vurguluyor da zaten onu. Belki de senin dediğin olmalı. Yanına biri Batshuayi yı o yıpratıcı işleri yaparken yanında işi bitirecek, ondan kalanları işi bitirecek. Onun dağıttığı, boşalttığı alanlarda gerçekten tıklayan özelliği olan bir santrafor koymak lazım. Bir duvar da olabiliyor bu arada. Ama işte o santrafor adayları Alex Teixeira. Tamam bugün gol attı ama oynadığı süre için 65 dakikanın 65'inde iyi değil. Hı hı. Güven bir var, bir yok baktığınızda. Larin Lar yani bir var bir yok, gezal yok, yok. Var, varı yok. Bu yok. da çok saçma değil mi Tümen abi? Yo, e, konuyu açmak için söylüyorum. Hani Dediğinizde belki lerin sözleşme uzatma mevzularından dolayı e, hem o bireysel anlamda düşmüş olabilir, hem de tercih edilmiyor olabilir. ya Bugün yanlış bilmiyorsam 2.8 milyon TL alıyor galibiyete takımlar, değil mi? Yani o civarında. Halihazırda da iyi bir para bu. Aradaki sizi konuştuğunuz rakamların yani örnek veriyorum. Beşiktaş bir veriyor diyelim. Lerin bir buçuk istiyor. Zaten bir galibiyetti. O aradaki farkı kapatıyorsunuz yani. Evet. Yani ee, o oyuncu yokken kaybettiği parayı da göze almak lazım. Acaba gelsin. şu mu oluyor diye de düşünmeden edemiyorum. Ahmet Nurçebi yönetimi e, Sayın Emre Koca da takımla beraber çok teneffüs eden, çok nefes alan birebir yaşayanlar için. Şimdi geçen sene e, bu oyuncuların performanstan sonra bu sene bu, bu, denli keskin düşüş ve takımı etkileyen düşüşte ben de olsam yönetici pozisyonunda bir sorgularım acaba imzalamalı mıyım? Acaba o oyuncunun kariyer sezonuydu bir daha bu kadar olmayabilir mi? Bir daha bu, kadar, bu performansı gösterebilir, gösteremeyebilir mi diye Düşünmeden edemiyorum. Oralar yapılıyor mu? Belki de uzamasının sebebi bu. Bir de Canavir'desin ya. Şimdi oyuncuya da şöyle. Tamam yani tabii ki bu işten geldik. Oyuncunun tarafından, oyuncunun gözüyle bakarız. Bir an önce kontratı alıp kafasını rahatlatmak ister. Hayatını garanti altına almak ister. İyi bir sezon geçirmişken buralar düşünülür transferde. Normaldir. Öyle periyotları çok keskin, iyi oynarsın. Oralar önceden planlanır. Ama kulübe de oturarak bir çıkar sağlayamazsın yani. Ben küstüm, benim performansım etken diye daha fazla ıslanıp daha fazla fazlasını yapacaksın. Evet. Geçen seneki performansa ulaşacaksın. Lerin geçen sene oynadığı gibi şu anda oynuyor olsa imzalamadan durur musun? İşte Lerin de geçen yani sene oynatan kimdi ama abi? Yani Gezal'ın direkt e kaç tane asisti var? Takımdı, takımdı. Onlar da yok yani. Takımdı. Şey. Bir de onlar için beş... oynatan mekanizmaydı. Evet. Beşiktaş onlar için Beşiktaş büyük bir nimet olması lazım. Çünkü sonuçta onlara kim tanıyordu daha önce hani böyle çok büyük bir yıldız falan oyuncular oyuncuları değildir değil mi? Hani geldiğin zaman biraz da tamam geçen sene ama bu sene gerçekten hakkını verdi. Sadece var. hocam Beşiktaş'ta değil Kanada milli takımında da iyi bir performans ortaya koydu. Yanlış bilmiyorsan 2021 yılı içerisinde milli takımda en fazla gol atan ya iki ya da üçüncü oyuncu genel dünyada. Yani. Yani iyi de rakamları da var bu anlamda. Bir de oyuncunun Dünya Kupası hedefi de var. Yani bence oyuncu istiyordur. Oradan ee, oradaki tercih ya yani nasıl olsa sözleşme uzatılmıyor. Burada bizim oyuncumuz olan Kenan'a mı şans verelim ya da güvene ki güven muhtemelen uzatacak. Onun da sözleşmesi bitiyor ama acaba böyle bir tercih mi var teknik anlamda? Bunu da merak etmiyor değilim yani. Ya sözleşme ya bu işi ikame edenler, idame edenler, e, yönetenler bu tür detayları düşünebilirler. Ben futbolcunun kontratı bitiyorsa bir küskünlük, kontratı bitiyorsa bir oynamama, motivasyon düşüklüğünü falan asla kabul etmiyorum. Benim kontratım bitiyor. Ben daha fazla iyi oynarım ki mecbur bırakırım. Daha fazla iyi oynarım ki transfer yapabilirim. Şimdi diğer tarafta da bu sözleşme uzatmıyor deyip yedek kulübesine oturtmak da doğru değil. Profesyonel düşündüğümüzde. Ben, o ben bundan sebep şu. olduğunu düşünmüyorum. Biraz bireysel performanstan. Biraz biraz bireysel performanstan kaynaklandığını düşünüyorum. Gerçi ne kadar kötü olabilir ki Larin Kenan tercih edildi evet. bugün ya. Şu Kenan işi de neyse Erman'a bırakayım ben Kenan'ı. Ben bir şey. <laughs> Erman'a bırakayım. <laughs> ya tabii işte hocam yani. hani dedik ya. iş dönüp dolaşıp aslında transferi giriyor. Evet. Yani tamam Rozelle Gezal'ın alınmasına kimsenin itirazı olamaz herkes. Ee, çok büyük bu konuda arzu istek gö e gösterdi. Ama işte Pjanić, Alex Tecceria, Batshuayi, Kenan Karaman buralarda olmadı yani. Ya bir büyük takımda bir de hani her takımda aslında. Hani bir kişi, iki kişi biraz performans düştü olabilir. En azından başka oyuncular biraz daha ağır. Ama birden böyle 4-5 tane en önemli oyuncularda yani performans düştüğü zaman ne bekleyebilirsin ki? Tabii. Yani gerçekten çok zor. Yani Beş tane, altı tane değil mi? Bir düşüş var yani. Tamam biraz bu son maç tane bir biraz bir kıpırdama falan oldu. Larin, Gezzal, ama... Rozie, Atiba, Josef, Abubakar'ın oynadığı periyot Abubakar. Geçen sene saydığımız 5-6 oyuncu. Gezzal araki bulasın bu sene. Roziye, e, bir var bir yok. Hadi yine iyi diyelim E, Larin yok, Atiba yok, Josef var tek. Bu arada niye sayın, Atiba yok? Abi. Ben anlamıyorum. Atiba niye yok? Hocam yani 38 geçen oldu sene... artık. Ya tamam mı? işte onun için oynatacaksın. oynayacaksın. 37 yaşında kulübede <laughs> futbolcu ne <laughs> işin var? Ne yapacak yani? Oynat. Bir faydalan. Çünkü geçen sene en iyi oyunculardan biriydi. Yani niye mesela Josef'le yine Atiba arkasında plan için niye, niye olmasın? Yani Bugün Josef'i yerine dahil oldu ama belli hani... bir 3 hafta vardı eleştirdiğimiz Atiba'yı. Ya yani. şunu anlarım. 38 38 e, ee, hala hazırda hala aktifsen bir bir plana ihtiyacın var. Hoca ile beraber oturup konuşup bir plan yapman gerekiyor. Geçen seneki sıklıkla her hafta her hafta her hafta o biraz zor olabilir. Tamam. Ama şunu yapabilirsin. Maç seçebilirsin mesela. Yani e, ben bu hafta oynarım. Öteki 3 maç arka arkaya oynarım. Bir maç dinlenirim. Bir maç oynarım. Bu hafta ikinci yarı girerim gerekirse girerim gibi bu planlama yapılması lazım. Sanıyorum Atiba buna maruz kalıyor şu anda. Bir de bilmiyoruz hocam fiziki Bilmiyorum. olarak nasıl hissediyor. Bilmiyorum. Bugün oyuna girdi mesela alverde var. Yaptı orada ince işleri. Batça'ya attığı pas falan Tabii. geçen seneden kesitler onlar Hı. işte yani. Ademle işten bekliyorduk. Oğuzhan'dan bekliyorduk. Aynen, Yapmıyor öyle. diye Yapmıyor. ön tarafa Atiba'ya attı Sergen Hoca. Bugün yine attı Batşuay'a aynı pası orada ince işlerle. Kesitler var ama bütün bir sezonu Atiba'nın üzerinden bu yaşta çok zor okumak artık ya. Ya işte Beşiktaş'ta Sen bir daha şöyle, fazla. Hani Atiba ile başlarsın. Değil mi? Yani otu, geçen sene 37 bu sene 38 mi? Evet. Yani geçen sene 34 da bu sene 38 olmadı. Yani <gülüyor> 30 <gülüyor> yani <gülüyor> 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 yani bir yaş, bir üç hani yaş o kadar yaş mı, yaş, yaş, mı yaş? Hani tamam tabii ki ama yani baştan başlayıp birinci maç atıyorum işte 60 dakikadan işte 50 dakikadan ben hala inanıyorum ki Atiba etmiş, 50, 50, 50 60 dakika müthiş bir performans gösterdi. Orada şu, şey. şu sıkıntı olabilir ama bak tamam haklılık payını şöyle verelim hocaya. Şimdi az önce söyledin ya Pjanic geldikten sonra geçen sene Josef Atiba sağda Gezal, solda Larin ee, önde Abu Bakar, ee, zaman zaman Necip, Joseph önlerinde Atiba gibi ha. oynadığı maçlar var. Şimdi pianist oynayacaksa Josefi de kesemiyorsun. O da takımın iyilerinden tamam, evet. diye. Atiba'yı da yakında birlik korman lazım. Atibayı da öne atıyorsun, Başçoa'yı arkasına, evet. Başçoa'yı arkasına. O senkron harmoni bozuldu geçen seneki aramın. Evet. Ne yapıyordu Neciple Joseph çok iyi kapatıp kaybettikleri yerde hemen kazanıyorlardı. Tık veriyordu Gezzal'a. Tık veriyordu ilerine. Zaten tık, iki, iki defa e, orta saha oynuyorlar. Tık veriyordu. Üç değildi. Gökhan Töre'ye veriyordu Enkudu'ya veya Atiba'ya. Hemen tekrar atak başlıyordu. Şimdi oradaki senkron bozuldu. Piyan işte böyle kafayı kaldırayım. Bir birkaç saniye düşüneyim. Düşüneyim. Aynen öyle. Öyle oynamak istiyor. O hız biraz zayi oldu o hız çabuk çabuk atak devamlığında rakibin dengesiz yakalandığı pozisyonlardan üretilen pozisyonlar oralar gitti. Daha olgun atak isteniyor. O da rakibin biraz yerleşmesine, paçayının kucağa gelmesine Arkadan gelen oyuncuların önlemine falan gider duruma geldi. Biraz hız kayboldu bisiklet Evet. Yani o hızın kaybı olduğu bugünkü pas trafiğinde de bir kez daha. Evet. Bir de pardon açıkçası. şunu bir söyleyebilirim. Tamamdır, yani en azından benim gördüm. Şimdi bu Gezel ve Larin e, kenarlarda oynadıkları zaman, mesela bazı bazı maçlarda var çok düz oynuyorlar. Bu sefer Rozier de kenardan gelemiyor çünkü kalabalık çok daha faydalı oluyorlar. Bazen içeri girip yani Batshuayi'ye daha yakın geliyorlar. Mesafesi kısalıyor. Yani aradaki mesafe çok daha kısa. Arkasında da iki bek geldi mi o zaman hem çoğalma hem de pozisyon üretim, üretim için daha faydalı olur. Ee, bazen Beşiktaş'ta bu da eksiklikler var. Tamamen düz oynuyorlar yani sol tarafta veya sağ tarafta Gezal daha güzel. çok giriyordu içeriye geçen Gezal sonra. daha biraz Laring daha çok giriyordu. Evet. giriyordu Hatırlayalım Rozier'in getirdiği toplarda Aynen. ikinci Santrafor görevinde Aynen. çok iş yaptı Bir de Atiba sene. ve Joseph olduğu zaman işte Abu Bakar kim vardı İşte Rozier gelir işte ne bileyim ıı, Rıdvan gelir Rıdvay ya, Rıdvay ya da Rıdvay. Eskala yani 7-8 oyuncu ile sürekli pozisyon sürekli. bir de dediği doğru Tümer'in o anda baskı kurup tekrar topu kazandırıyorsun İşte yani. hocam acaba Fenerbahçe'deki yorumunuz Beşiktaş için de geçerli mi fiziksel anlamda yani Beşiktaş'ta Sergin Hoca ile çok geç sözleşme imzalandı. 45 gün falan beklendi. Geç başlandı nispeten. Belki o süreçte iyi bir kamp ortamı olmayaca bir de Şampiyonlar Ligi sürece girince... ...orada da bir ayak kırıklığı yaşanınca iş bu noktaya ya gerçekten geldi. Gerçekten kamp başında, sezon başında bütün sezon seni götürüyor. Yani o kampı geçirmediysen gerçekten tamamen... ...atıyorum mesela bazı oyuncular sakatlanıyor, 15 gün antrenmana çıkmıyor... Sezon ortasındaki gibi antrenman hiç alakası yok, farklıdır. Orada bir depoluyorsun her şeyi. Evet. Yani oradaki 45 dakikada, 45 günde gerçekten depoluyorsun. Maç başladı da ya da tempo lig başladığında zaman ufak bir takviye çok fazla da antrenman hani fiziksel olarak takımı da yoruyabilirsin. Mesela şimdi 15 gün tatil var, Yükleyemezsin çok fazla. Yani belki ters tepki yapabilirsin. Futbolcu daha da yorar. O yüzden o sezon başındaki kampı gerçekten çok önemli ve seni bütün sezon boyunca götürüyor yani. yani Yapmadı ki sezon başı kampı. Burada çalıştı. Burada çalıştı. Bir önceki yıl da hatırlayalım biten sezonla başlayan sezon arasında çok az fark vardı Tümen abi. Bir hafta 10 gün bile yoktu. Tabii Bence Sergin Hoca'nın da şansı belki o oldu şampiyonluk ya, sezonunda. Öyle bir şansı da olmuş olabilir. Peki çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi Tümen abi. Ben teşekkür abi. ediyorum. Elvir Hocam çok sağolunuz. Yarın da Galatasaray Trabzonspor mücadelesi var değerli izleyenler. Yarın bu kez Tümer Metin ve Ermen Özgür'le karşınızda olacağız. Karşılaşmanın devre arası ve maç sonrasında tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.